toprakta kayan, tonlarca toprakta ne kadar siyanür vardır ve nasıl bir sorun yaratabilir? Yani dedik ya, yağmur ya arsa yeraltı sularına geçebilir. Evet. Siz de dediniz ki ton, bir sürü kamyonla taşınması lazım. Evet. Bu kısmı bir daha anlatır mısın? Sonra da bir sorusu olmuştu Şaban Sevinç'in, onu benim alalım. Benim de bir sorum olacak hocam. Malzeme evet, kaydığı demiştim. Zaman artık tabanından geçirimsiz bir malzemenin üstüne kaymadı. Hı hı. Daha önce durduğu yerde altında bir membran vardı ve o membran içindeki herhangi bir kimyasal maddenin, siyanür var, siyanürün dışında belki sülfürik asit var, kireç var, başka şeyler var. Bunların zemine kaymasını, girmesini önlüyordu. Şimdi malzeme kaydıktan sonra artık altı bunun korumasız kaldı. Dolayısıyla üstten gelen herhangi bir su ya da sıvı yeraltı suyuna süzülecektir. Bunun başka çaresi yok. Dolayısıyla sadece siyanür değil, yani içinde sülfürik asit var. Başka ne var? Zararlı başka kimyasal var. Bir sürü kimyasal madde var. Yani altını yani sadece siyanür yok. Sodyum siyanit baştadır. Evet. Yani en zehirli olan şey siyanür olduğu için ağırlıklı ondan bahsediyoruz. Şimdi bu malzeme siyanürle önce bir liç diyoruz. Yıkandıktan sonra yani altın alındıktan sonra üzerine su dökülüyor. Bu su kalan siyanürün önemli bir kısmını götürüyor. Çünkü siyanür de değerli bir madde ve defalarca kullanılıyor. Kalsın istemiyorlar. Tabii kalsın istemez. Az önce Mustafa Bey de söyledi. Yani siyanür aslında o kadar pahalı bir malzeme ki siyanür akıttıkları o toprağı defalarca yıkıyorlar ki dertleri, mesele sadece çevre değil. Ne kadar siyanür akarsa o kadar kar ederiz diye düşünüyorlar. İkisi de yani hem o var, yani maliyeti artırmamanız lazım. Önemli şey. Hem de yani siyanürü ortamdan uzaklaştırmanız lazım. İki tane önemli nedeni var. Kaç kez yıkanıyor bu toprak, kayan toprak? Süreyle, bu yıkama değil de hani belli bir süre yıkanır. Ne kadar yıkanır? Bu altına yığdığınız malzemeye, malzemenin boyutuna göre değişiyor. Peki, hocamın bir sorusu var. Sonra da Şaban Sevinç'inkini alacağız. Değerli hocam, şimdi az evvel Mustafa hocamız da bağlandığında dedi ki siyanür kullanılmadan da dedi madencilik faaliyeti yapılabiliyor. Evet. Şimdi hocam az evvel Üzülam dedi ki 1 gram altın için 400 ton su kullanılıyor. Şimdi Türkiye gibi hani su kaynakları sınırlı olan, hani adeta bir Galata meşhurdur, bizim çok fazla su kaynağımız oldu ama o kadar da su zengini bir ülke değiliz. Şimdi daha az su kullanılarak, çünkü 1 gram için 400 ton gerçekten muazzam, korkunç. Daha az su kullanılarak yani su kaynaklarımızı daha verimli, daha hani dikkatli tüketerek, anladım, acaba bu yapılabilir mi? Çünkü 400 ton korkunç bir meblağ. Burada en önemli olan şey altının niteliği, yani cevherin niteliği. Şimdi cevherde diyelim ki tonda 50 gram, 100 gram altın varsa hiç su kullanmadan da siz bunu üretirsiniz. Ama eğer düşükse tenörü, yani tondaki gram miktarı düşükse, tonda 1 gram, tonda yarım gram, tonda 0,4 gram, bunlar işletiliyor artık. O zaman siz bu siyanürlü yönteme dönmek zorundasınız. Mesela bazı altınları vardır, bu yıkama işlemi tankın içinde yapılır. Altının niteliği gereği. Bazısında hiç siyanür kullanılmaz. Bu tamamen altının hangi türde olduğu, oksit mi sülfür mü olduğu, boyutunun hangi boyutta olduğu, bütün bunlar işletmeden önce yapılan sondajlar, sondajlardan alınan numunelerin analiz edilmesi, bunlar yapıldıktan sonra nasıl işletelim, bir işletme planı yapılmadan önce buna karar verilir. Oradaki karardaki temel faktör de altının hangi türde olduğudur. Yani burada çünkü zaruri değil mi hocam? Siyanür kullanmak anladığım kadarıyla bu alanda zaruri mi o zaman? Bu zaruri tabii. Çünkü yani hocam, toprağın yapısı öyle. Hocam, var. Var. Dünyanın farklı. Yok yok, Türkiye'de. Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok. Yok, siyanürle yapılıyor. Bu alanda mümkün mü? Değil. Bu alanda değil. Peki. Değerli hocam, şimdi Şaban Sevinç bir soru sordu. Ardından Özil Hanım'ın sorusu var. Şeye baktığımızda görsele, altın madeni alanı burası. Hemen yakınında da doğal su kaynakları var. Baraj da var. Baraj da var. Böyle bir bölgede, doğal su kaynaklarına böylesine yakın bir yerde siyanür gibi tehlikeli bir maddeyle madencilik yapılması doğru mu? Şimdi bu tamamen fayda maliyet ilişkisine bağlı. Genel olarak biz akarsu yakınında
çok yakın yerlerde işletme yapmayız. Buna zaten çoğu zaman da izin verilmez. Özellikle hani normal koşullarda burada belki suyu kirletmeyeceğini ortaya koymuş olabilirsiniz ama böyle bir durumda, yani böyle bir kaza durumunda ne olur? Fırat Nehri'yle hemen yakınlarını gerekir. Gösterebiliriz hocam. Ama şurada. Bunun tersine örnekleri çok görüyoruz. Yani kurşun çinko yatakları var nehrin neredeyse içinde. Yani bu tür örnekler çok var. Burada Fırat Nehri'ne 300 metre deniyor mesela. Tam da Şaban Selim. Fırat Nehri sordum. Şurası işte işletmenin olduğu yerde hemen dibinde görüyoruz. Ama Nikol benim asıl dikkatimi çeken az önce depreme şey dikkat çekmesi. Evet. Dokan Tüysüz hocamızın dedi ki bakın. Fay hattında. Yani burada tam da siyanürlü havuzun olduğu yerle fay attı. Evet. Dip dibe ya. Evet, dip Allah dibe. Korusun bir de yani. Doğal şey doğal kaynak su kaynaklarımızın olduğu yer. Bir de hocam şimdi dediniz yani fayda ve maliyet hesabı yapılır. Evet. Böyle bir bölgede maden çalışması yapmak için. Siz şeyi de biliyorsunuzdur. Şimdi bilgiler de var da bu madeni işleten bir yabancı firma, bir Kanada firması. Kanadalı bir şirket. Fayda açısından baktığınızda, Türk ekonomisine katkısı açısından baktığınızda şu tabloyu gördüğünüzde değer bir şey mi bu maden şimdi, işletmesi? Türk ekonomisi açısından. Türkiye'nin madenleri işletmeye ihtiyacı var. Evet. Yani madenlerin işletilmesi ekonomik anlamda gerekli bir şey. Öte yandan sanayileşme açısından başka diğer anlamlarda da tüm madenleri sadece altınla alakalı söylemiyorum. Kromu da işletmek durumundasınız. Bakırı da işletmek elimizdeki telefonu eğer ve kullanacaksak bu madenler yani, çıkacak yani. Bu madenlere ihtiyacımız var her anlamda. Teknolojinin gelişmesi için, hayatımızı sürdürmemiz için madenin mutlaka olması lazım. Ama önemli olan madeni kurallara göre işletmek ve o kurallara uyulduğunu yeterince denetlemek. Bakın şimdi bu fay konusu açıldı. Oradan bir örnek vermek istiyorum. Buradan bir fay gidiyor. Evet. Bu fay aktif mi? Evet, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün yaptığı çalışmada buraya böyle bir fay konulmuş. Bunun aktif olup olmadığı konusunda bir tartışma var mı? Yok. Bu sorunun cevabı biraz muallak. Niçin muallak? Bu fayın aktif olup olmadığını araştıracak yeterli yönetmeliklerimiz yok. Diri fay yasasının çıkmasını uzun yıllardır istiyoruz. Hatta o yasanın hazırlayıcılarından bir tanesiyim ben. Ama bu 3 yıldır İçişleri Bakanlığı'na verdik bu yasa taslağını tartışılıp yasalaşması için bekliyor. Bakın burada bir madenden bahsediyoruz. Türkiye'nin 24 ili, 110 ilçesi, 580 tane köyü böyle bir fayın üstünde oturuyorlar. Ve bunların nasıl araştırılacağı, hangi standartta araştırıldığı, yapılan araştırmanın ne kadar doğru olup olmadığını denetleyecek bir mekanizmamız, bir yönetmeliğimiz yok. Hocam o kadar çok şey var, AFAD var, Kandilli Hastanesi var, sizler varsınız, jeolojik mühendislerimiz var. Bakın ben gelip bir buraya diri fay mesela diyorum. Türkiye haritası görürüz hep deprem fay hatları falan üzerinde şöyle, bellidir. Onlar gerçek değil mi? Hayır gerçek. Ben buraya diri fay diyorum. Ben bir fay üzerinde ömrünü vermiş birisi olarak söylüyorum. Evet. Bir başka meslektaşım da gelip bir başka çalışma yapıp orada fay yoktur diyor. Evet. Bunu nasıl denetleyeceğiz? Bir standardımızın olması lazım. Çok benzeri şekilde sizin demin sorduğunuz şeyler de aslında aynı yere geliyor. Yani bizim elimizde belli standartlarımız ve bu standartlara uyulmasını kontrol edecek bir mekanizmamız ya yok ya da çalışmıyor. Sıkıntı buradan. Şimdi bir Erzincan'dan izleyen bir vatandaşımızın bir sorusu var. Diyor ki bu kayan yıkıntının 10 senelik bir birikinti olduğu söyleniyor. Aylarca kaldırılamayacağı, Erzincan'daki güneyindeki şehirler hatta Suriye'ye bile siyanürlü suya maruz kalabileceği, Fırat Havzası'ndaki her yere geçmiş olur yani tehlikeye girebileceği söyleniyor. Doğru mu? Şimdi ben Erzincanlı hemşehrilerimden de çok mesaj alıyorum. Gerçekten biz mesela şimdi oralarda su musluktan içilir. Musluktan su içmeliler mi? İliç'te ne yapmalılar? Bu siyanür meselesi sizin yorumunuz nedir hocam? Ya bunun cevabını veremem. Niçin veremem? Çünkü kayan malzemenin içerisinde ne kadar siyanür olduğu, kayan malzemenin altındaki kayaların geçirimlilik gözenekliliğini yani üstten gelen siyanürü etrafa nasıl ileteceğini bunları hepsini araştırmak
ortaya koymak gerekiyor. Bunların önemli bir kısmı aslında maden işletilmeden önce, işletme planı yapılırken ortaya konulmuş olması lazım. Ama ben bu bilgilere sahip değilim. Onun için buna net cevap veremem. Peki, Okan hocamıza sorusu olanların sorularını alabilirim. Değerli hocam, az önce arada konusu geçti ama tekrar burada da seyircilerin huzurunda sormak isterim. Siyanür, yağmura ihtiyacı var dedik, toprağa karışmasıyla alakalı. Membranlı alanının dışında, evet. Öyle denildi. Peki tek siyanür mü var? Orada kanserojen üreten başka kimyasallar yok mu? Onların yağmura gerek yok ki toprağa karışmasıyla alakalı. Şöyle, buradaki mekanizma, üstteki bu kayan malzemenin içindeki bir takım kirleticilerin toprağa doğru süzülmesidir. Evet. Bu süzülmeyi kim sağlayacak? Bir su mekanizması, evet. Sağlayacak. Akan malzeme zaten sulu akıyor, bir malzeme. Sulu malzeme. Ama eğer bu su beslenirse yağmurla, yeraltı suyuyla ya da bir derenin içinde burası, o dereden gelen bir, evet. Suyla beslenirse bu süzülme artacaktır. Bir şey daha kimyasallara var, gelince, kimyasallar da yine altının niteliğine bağlı olarak farklı kimyasallar kullanılabilir. Dolayısıyla burada, evet. Hangi kimyasallar kullanıldı bilmiyorum. Bu iliç çöplerle ilgili, yani şu kaymanın olduğu çöplerle ilgili ÇED raporu 2021. Bir sürü olumsuzluklar raporda yer almış ama olumlu verilmiş. Yani orada şu tespit edilmiş. Daha doğrusu tespit yapılmış Ali Bey. ÇED raporunda tespitler yapılmış ama şimdi, olumlu ÇED çıkmış. Şunu şey yapacağım. Şu az önce geçti ya, 1 gram altına karşılık 1 ton toprak kimyasal, evet. Olarak işlenmiş atık olarak karşımıza çıkmakta. 1 gram altın için 5 ton kazı yapılmaktadır. Yani oradaki toprağın miktarını hesaplamak açısından diyorum, bu bölgeyle ilgili Ali Bey bu rapor. Yani 2021 hazırlanmış ÇED raporu. Evet. Peşinden 2022'nin az önce söyledim, Haziran'ında ne yaşandı? Bu asit siyanür borularında patlama yaşandı. 3,5 saat o, evet. Alana indi. O havuza da indi. Evet. Nereye indiyse. Yani böyle tehlikenin olabileceği göz önüne alınamaz mıydı? Yani bugünkü felaketin asıl sebebi... Geliyorum dedi mi demiş, felaket? Demiş aslında. Aslında her şey ÇED raporu değil. Değil. Şöyle, ÇED raporu çok kapsamlı bir rapordur. Yani ama orada, niye ona rağmen bu ruhsat verilmiş böyle olumlu ruhsat? ÇED raporunda eksikler tamamlanıyor. Özür dilerim hocam. ÇED raporunda eksikler tamamlanıyor. Ama sonra tamamlanmamış işte. Bu olduğuna göre. Ruhsat, bu felaket olduğuna hayır, göre. Hayır, bu felaketin o ÇED raporunun onunla alakası ruhsat yok. Ruhsat başka bir şey. Ruhsat, evet. Maden MAPEC işte dediğim ben. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bir şey. Onun açıklanmasını siz için sordum. Siz orada işletme hakkını elde edebilmek için ÇED raporunu hazırlatmanız gerekiyor. Evet. Firma gidiyor bir başka özel firmaya, diyor ki burada bana bir ÇED raporu hazırla. Evet. O firma diyelim ki jeolojisiyle ilgili bana geliyor. Kuş göçüyle ilgili birisine gidiyor. Buradaki ceylanlarla ilgili birisine gidiyor. Buradaki endemik bitkilerle ilgili uzmanına gidiyor. Bütün bunları bir araya koyuyor ve bir rapor oluşturuyor. Bir ÇED raporu oluşturuyor. Evet. Peki diyor hocam ki, çok özür dilerim. Buyurun. Çok özür dilerim. Ruhsat verilirken yani Enerji Bakanlığı diyelim ki. ÇED raporu dikkate alınıyor. ÇED raporunu dikkate alınıyor. Hayır mu? Yok. İşte öyle mi? Tabii. Yani onu kamuoyu bilsin diye. İşletme ruhsatı. Şimdi ruhsatlar türlü türlü. Arama ruhsatı veriyor ilk önce. Evet. Bana açıyor ihaleye. Diyor ki ben ihaleye açtım diyor. Buradaki şu alanı diyor ihaleye açtım. İsteyen varsa gelsin diyor. Evet. Ben gidiyorum bir şirket olarak. Neyse ihalenin bedeli. O parayı veriyorum. Alıyorsunuz. Arama ruhsatını alıyorum. Tamam. Ve belli bir süre veriyor bana. Diyor ki 3 yıl sen burada arama yap. Tamam. 3 yıl burada arama yapıyorum. O arama esnasında da sondaj yapacaksam, başka işlemleri yapacaksam, onlar için gerekli izinleri alıyorum. Çevre izinlerini alıyorum, köylüyle konuşuyorum vesaire. Su izni alıyorum, devlet su işlerinden alıyorum. Her türlü izni ben alıyorum. Ve burada yaptığım arama eğer olumlu sonuçlanmışsa, diyorum ki ben bu alanı bana verdiniz, bunun içerisinde şurası benim işletme alanımdır. Ben burada işletme yapacağım. Onun için de bu defa ÇED raporu hazırlayıp o ÇED raporundaki olumsuzlukları varsa gideriyorsunuz. Bunları giderdiğinize dair beyanınızı veriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bu alanda işletme yapacağım. Siz işletmeye başladığınız andan itibaren
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün personeli sizi zaman zaman burada gelip denetliyorlar. Evet, evet. Tamam. Ve siz bu denetlemeyle sürdürüyorsunuz. Ama bu esnada genişleyebilirsiniz. ÇED raporu burası işletmenize uygun demesi gerekmiyor mu ÇED raporu? Yani şöyle çevreyi o etkilemeyeceğinizi söylemesi evet. lazım. Yani size diyorsa ki siz buradan suya burada olumsuz kirletici katacaksınız. İlk rapor olumsuz galiba. Olmaz. O zaman siz işletemez. Hocam bir şey soracağım. Olumlu almanız lazım. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Son hali için söylüyorum. Zaten evveline çevreye zararları ortada ki evet. ceza almışlar. Suç duyurusu yapılmış evet. hakkında. Ama son halinde iş güvenliği açısından bir sıkıntı olduğu da ortada. Aşikar. Kapasiteyi aşılmış. Ama çevre etkisine ilişkin bir zarar var mıydı acaba? Yani yapılan çalışmada yani teknik olarak anlattınız. Kesilmiş ceza var işte siyanür borusu. Evveli için söylüyorum. Evveli. Son haliyle ama siz teknik olarak anlattığınızda her şey bilimsel açıdan uygun görünüyor anladığım evet. kadarıyla. Peki. Çevresel var mı hocama soru? Mi? Siyaset filmlerine döneceğim yavaş yavaş. Belli bir kapasitenin üzerinde depolama buna sebep olmuş denilebiliyor. Demek evet. ki alınan ruhsatın ben öyle düşünüyorum meslektaşım hukukçu olarak. Verilen iznin... Ama o da kapasiteyle ilgili. Tamam işte bak kapasiteyle ama. Hayır almış ya izni. Aha. Depolama alanı belli. O ne kadar çıkaracağı da belli. Onun üzerinde bir yani hazırlanan alanın şimdi fazla doldurulmuş. Orada anladığım kadarıyla. Bir maden onayın değil. Üzerinde de doldurulmuş. Onayın üzerinde. Bir, orada o şirketin sorumluluğu. Şirketin sorumluluğu. Başlangıçta zaten söyledim. İşte o şirketin orada sorumluluğu. Depolama tabii. olmuş. Orada maden mi? Planı vardır. Ne kadar, hangi yılda ne kadar çıkartacağı, evet. nereye ne kadar yığacağı Maden Petrol Genel Müdürlüğü'nden evet. onaylanır. Bu arada Çevre Bakanlığı'nın yeni bir açıklaması var. Deniyor ki bu ÇED raporu mu kapasite artırımına neden oldu tartışmasına ilişkin. ÇED kararı sonrası işletmenin kapasite artışını hayata geçirilebilmesi için ilgili mercilerden gerekli izinleri alması gerekmektedir. Evet. Yani kapasite artırılmasına ÇED raporu verilmesi tek başına bir izin niteliği taşımamaktadır. Evet. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın maden işletmesinin kapasitesini arttırma gibi bir yetkisi yok. Bulunmamaktadır. Peki ÇED raporu olmasaydı, ÇED raporu olmasaydı faaliyet alanının genişlemesi mümkün olur muydu? Hayır, şöyle Allah. ÇED raporunu ilk aldınız. Genişlemek istiyorsanız ona dair Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaatınızı yapacaksınız. Niçin genişletmek istediğinizi ispatlayacaksınız. Genişleteceğiniz yerin maden planını yapacaksınız. O alanlar için de ÇED raporu alacaksınız. Onu da onaylatacaksınız. O ÇED raporu olmazsa o genişletmeyi yapamazsınız. Hayır yapamazsınız. Tamam teşekkür. Ama çevreye mesela, zarar vermiyorsa niye ÇED raporu verilmesin? Ben efendim verdi işte çevreye zarar. Hayır kapasiteyle ilgili bakın iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir sorun oldu. Çevreye etkisiyle ilgili bir sorun olmadı. Nasıl olmadı? Nasıl şu olmadı? Anda oluyor. Bişar Bey deminden beri konuşuyoruz. Buradaki, siyanür felakete gelebilir diyor hocamız. Raporun onaylanmasıyla ilgili değil. Buradaki felaketin sebebi beyefendilerin kendilerine verilmiş iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamaması. Bunu net anlatmak lazım. Yani ÇED raporu verildi diye bu şirket böyle bir felakete sebep oldu. Böyle bir şey yok. Bu şirket kendisine verilen sınırlarda iş sağlığı ve güvenliğini uygulamadığı için böyle bir şey oldu. İşte eğer biz bu felakete ÇED raporu çok özür diliyorum. Bu felakete ÇED raporu sebep oldu dersek o zaman işte siyaset yapıyoruz. ÇED ben buna karşı sebebiyet verdi demiyoruz. Yok. ÇED raporu ÇED raporuyla başka bir hikaye. Uyulmuş olsa zaten üstadım uyulmuş olsa ceza almaz. Suç duyurusu var şu anda. Evet. Şirket hakkında devam eden bir soruşturma var. ÇED raporuyla, yani şirketi savunmak da burada manasız. Peki.